Getirdiğiniz bugün sizlerle birlikte sultandım, fatih oldum. 17. bölümle karşınızdayım. Başlık çerçeve altımız kuşatma başladı bile. Başlıyoruz. İmparator şehri kan dökülmeden teslim edin. Çağrımıza yine olumsuz cevap verdi. Konstantiniyye'yi korumaya yemin ettiğini ancak anlaşma gereği vergi verebileceğini belirtti. Demek ki henüz anlamamıştı bizim parayla pulla işimiz olmadığını. Artık yapacak bir şey kalmamıştı. 6 Mayıs Cuma günü sabah namazını hocalar, paşalar ve mübarek zatlarla birlikte kıldık. İyice sabırsızlanmaya başlayan askerimize bir bayram sevinci yaşatan cümleler ağzımızdan değil, yüreğimizden döküldü sanki. Kuşatma başlasın, Allah gazanızı mübarek etsin. İlk günler daha çok siper, kazma ve mazgalları ok atışına tutmakla geçti. Topların ateşlenmesi de savaş kızışır gibi oldu. Bizanslılar kaleye hücum eden askerlerimizi ve sivil halktan oluşan gönüllü grubunu geri püskürttü. Bu küçük başarıyı da büyük bir zafer kazandığını zanneden düşman bu sevinçte yeniden kaleye girdi fakat bir daha dışarı çıkamadı. 23 Mayıs Çarşamba günü İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i elçi olarak gönderdim imparatora. Bir kere daha kan dökülmeden şehrin teslimini istedim. Bu teklifim de reddedildi. Bizanslılar iyice köşeye sıkışmışlardı. 25 Mayıs Cuma günü Ayasofya'da toplandıklarını öğrendim. Burada ileri gelen devlet adamları imparatordan şehri teslim etmelerini istemiş. Ama bu yiğit komutan bu teklifi şiddetle reddetmiş. Dedim ya, severim böyle insanları. Kuşatma dört bir koldan devam ederken beklenmedik bir şey oldu. Huzurumuza bir Macar elçilik heyeti geldi. Bunlar benim tahta çıktığım sene kendileriyle yaptığım iyi niyet anlaşmasının artık geçersiz olduğunu zira yeni kralın böyle istediğini söylediler. Büyük bir Macar ordusunun Bizans'a yardım için emir beklediğini belirterek kuşatmayı derhal kaldırmamızı istediler. Cürete bak, kuşatmayı derhal kaldıracakmışız. Anlaşılan siz henüz kimin karşısında olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yine de Macar elçilerinin ziyareti çeşitli söylentilere yol açtı. Derhal savaş meclisine topladım ve Çandarlı Halil Paşa
ısrarla kuşatmanın kaldırılmamasını talep etti. Buna karşılık Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Turhan Bey gibi devlet adamlarıyla Akşemseddin ve Molla Gurani hocaların sözleri ve destekleri de savaşa devam kararı verildi. Sultandım, Fatih oldum. 17. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yes! Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametli kalın. Kayıt. Ördek Kerem. Ay başlamıştım. Abi. Selam. Saydı bu maç. Erzurumluyum. 10 yaşındayım. Benim adım Hasan Berabetin abi. Abi de olur. Güzel, devam. Çekiyorum. Ahmet. Devam ediyoruz. Devam. Şu anda. Çok güzel. Çok güzel şekilde devam ediyoruz. Erzurumluyum. 10 yaşındayım.